vatanperver, cesur fakat kafaları basmıyor. Basmıyor. Yani iyi niyetliler. Ben daha evvel anlatmıştım. 67-68'de mi 69'da mı Vietnam'da askerler bir darbe yaptı. Güney Vietnam'da, o zaman güney kuzey var, birbirini yiyorlar. Yok. Vietnam savaşı devam ederken askerler bir darbe yaptı. Şeye baktım, Newsweek alıyorum. Orada bunlardan Young Turks diye bahsediyor. Ulan Young Turks. Biraz da hoşuma gitti, genç Türkler diye. Sonra genç Türkler ne demektir diye baktım. Genç Türkler iyi niyetli fakat geri zekalı, memleketi rezil eden adamlar şeklinde Batı entelektüellerinin arasında var ki adam bunu anlatırken Young Turks şeyini koyuyor onlara. Sempatik olsun diye belki de. Hayır. Yani bunlar da böyle bir asker iyi niyetli ama tam bir geri zekalı. Yani şeyin İttihat ve Terakki'nin yaptığı tahribatı hiçbir şey yapmamıştır. 93 evet. Rus Harbi bile o kadar tahribat yapmamıştır. Enver Paşa özelinde ben bunlar iyi niyetli, cesur, ihtiraslı, kendini göstermek isteyen tipler. Komik şeyler. Eğitimliler. Çok eğitimliler. Eğitim ama tek taraflı. Ne eğitim ya? Ama çok gerçek değil. Hayattan kopuk askeri eğitim görmüş. Askeri eğitim görmüş, asker olmuş. Şeyle işte bunlar en fazla Napolyon, Fransız ihtilali onlara okumuşlar, ona hayran olmuşlar. Evet, çok etkili. Oradaki liderlere. O sırada da imparatorluğu kurtarmak istiyorlar, aslan parçaları. Evet. Abdülhamid'in yaptığı her şeye karşılar, o kadar doğru şeylere karşılar ki gelir gelmez memleketi anında rezil etmeye başladılar. Onu alt alta yazsan bu ne salaklıktır dersin. Mesela Bulgaristan'la Yunanistan kiliseleri arasında bir ikilem var, anlaşamıyorlar. Bulgaristan patrikliğe bağlı İstanbul'a, Yunanistan ben bağımsızım patriği dinlemem diyor. Ve bunlar kendi aralarında anlaşamıyorlar ve devamlı sultana geliyorlar bu sorunu çöz diye. Abdülhamid ne yapıyor biliyor musun? Çözmüyor. Niçin? Çözmüyor. Bu salaklar ittihat gelir gelmez bu sorunu çözüyor. Ne oluyor? Dostluk başlıyor. İşte Balkan Harbi'nin şeyi o. Müttefik oluyor. Yani birbirine düşman iki milleti müttefik ettiler. Müttefik ediyoruz. Bu olay bile başlı başına bir olay. Ondan sonra Mısır'ın elimizden çıkması ve vergi ödememesi. Her sene 600 bin altın vergi ödüyordu. Bundan sonra İngiltere ödemiyoruz vergiyi dedi. Kaçtılar. Başka yaptıkları o bir Balkan Harbi. Ondan sonra Balkan Harbi için bir şey diyemiyorlar. Çünkü dünyanın en büyük askeri rezaletidir Balkan Harbi. Rezil olduk. Sonra Birinci Dünya Harbi'ne girme meselesinde nasıl kıvırıyorlar biliyor musun? Girmek mecburiyetindeydik. Ulan eşşe ol eşek, biri sana silah mı dayadı da giriyorsun? Ne mecburiyet? Adam demiş ki İngiltere, Fransa tarafsız kalın demiş. Rusya tamam tarafsızlığa razı. Sen gidiyorsun. Almanlar. Ben harbi kazanacağım, kahraman olacağım. Bunlar işte kahramanlık yapıyor. Tabii. Kahraman olacağım. Ondan sonra işte Balkanlarda yenilginin acısını unutturacağım. Balkan Harbi çünkü rezil bir harp. Karizmayı toplamaya çalışıyor. Karizmayı toplamak, evet. Böyle bir harbe giriyorsun ya. Birinci Dünya Harbi'nde bizim hiçbir alakamız yok. Harbin sebeplerine bakıyorsun, Türkiye yok. Osmanlı yok ve harp Temmuz'da başlamış. Sen Kasım başı girmişsin. Daha 3 ay harp devam ediyor. Kal orada. Birbirlerini yesinler, sen onlara mal sat, sen güçlen, onlar birbirini yiyince zayıflayacak. Ondan sonra barış masasına otur, bir şeyler iste. Böyle, yahu bir İkinci Dünya Harbi'ni düşün ki oraya nasıl girmedik akıllı bir şekilde. Ama İsmet Paşa orada işitçilermiş. Üstelik anlaşmamız vardı. Fransa ile İngiltere ile sözleşmemiz olmasına rağmen girmedik, kıvırdık, idare ettik vaziyeti. O felaketten kurtulduk. Bir de Birinci Dünya Harbi'ne. Ben bu tarihçilere deli oluyorum ya. Kıvırıp kıvırıp bunları masum gösterme şeyindeler. Mecbur kaldık diyorlar. Biz okulda öyle öğrendik. Mecbur kaldık. Yani mecbur kaldık. Şimdi Almanlarla girmek mecburiyetindeyiz. Çok ağır küfredeceğim bu mecbur kaldık lafına. Böyle bir rezillik olamaz ya. Bunlar hep dünyayı tanımayan, hiçbir şeyden haberi olmayan, iyi niyetli, cesur ve İhtiraslı, kendine isim yapmak isteyen tiplerin başa getirdiği felaket. Maalesef öyledir. O paşaları çocuklar incelesinler.